Merhabalar, bugünkü konumuz bizi biz yapan değerlerin sınıflandırıldığı kültür. Kültür konusunda insanların en büyük yaptığı hata kültür sözcüğünün esas kullanım amacını anlamamaktır. Kültür dediğimiz terim bugün insanlar için ırk kavramını oluşturan yegane temeldir. Kültür tarihte insanlığın ortaya çıkışını temsil eder ve ilk insanlardan bu yana kabilelerin ve toplulukların birbirlerinden farklılıklarıyla ayrılmasını ya da benzerlikleriyle birleşmesini sağlayan bir nevi karşılaştırma yöntemidir. Felsefi olarak kültür, seçilmesi halinde bireylerin ya da aynı bölgede yaşayan toplumların inançlarını, değerlerini, normlarını, geleneklerini ve davranışlarını şekillendiren kavramdır. Kültür, toplumun maddi ve manevi unsurlarını kapsar ve zamanla gelişir. Çok fazla tanımlamalar, maddeleştirmeler ve açıklamalarla yeniden öğrenme dersi olarak karşınıza çıkartmak istemiyorum. Şayet benim esas amacım genelde önemli olan noktalara değinmektir. Kültür özellikle antropolojik olarak erken çağ insan topluluklarını sınıflandırmamıza yardımcı olmuştur. İnsanları henüz daha ülkelerle ve Türk, Pers, Yunan gibi adlarla ayırmadığımız bu zamanlarda onlara davranış ve yaşam rutinlerine ya da yaşadıkları bölgeye göre bir isim vermek zorundaydık. Bu ilk kültürel ayrımımız toplumları öncelikle avcı toplayıcı, sonra kronolojik zamanda göçebeler ve tarımsal toplumlar, şehir devleti ve sonunda antik imparatorluklar olarak ayırmamıza yardımcı oldu. Avcı toplayıcı kültürler, mağara devrinde büyük göçlerle dünyaya yayılan ilk insanların yaşadıkları bölgelere ayrılmasını sağladı. Bilinen ilk toplumlar Mezopotamya'dan Hint Vadisi'ne, oradan Asya'ya ve Orta Avrupa'ya kadar göçlere devam ederken, yıllar içinde yaşadıkları bölgelerin iklim şartlarına göre de ten renkleri, göz şekilleri, burun yapıları gibi biyolojik yapıları evrimleşmeye başladı. Ve öncelikle kültürel olarak ayrılan insanların birbirinden fiziksel olarak da ayrılmasına sebep oldu. Irk sözcüğünü kullanmadığımız bu ilk zamanlarda insanları yaşadıkları kültürlerle ayırıyorduk ki aslında bugün de ırk isimlerini söylerken yine kültür isimlerini söylüyoruz. Çin kültürü yerine Çin ırkı veya Türk kültürü yerine Türk ırkı sözcüklerinin kullanımı aynı anlama nüfuz eder. Irk bilimsel anlamda canlılar arasındaki biyolojik farkları sınıflandırmak için kullanılır. İnsan ırkı ya da şempanze ırkı gibi. Bu sözcük aslen insan ırkı içindeki siyah, beyaz, sarı gibi ten rengi ayrılıklarını temsil etmez ama bu demek değildir ki siyah ırk ve beyaz ırk gibi sınıflandırıcı terimler yanlıştır. Kronolojik açıdan dil ve kelimeler biyoloji gibi bir bilimin başlangıcına önce vuku bulmuş olduğundan, diller kültür sözcüğü yerine ırk kelimesinin kullanımını uygun bulduysa ve normalleştirdiyse buna yapacağınız itirazlar zorlama olur. Çünkü alışılmışın ötesinde olan yüksek bir eğitimi her kesime veremediğinizde dilin pozitif evrimini de sağlayamazsınız. En azından gün ve gün kontrolsüzce artan insan nüfusu yakın zaman içinde dahi buna izin vermeyecektir. O zaman kültürlerin asimilasyonu ve sonucunda kaybolmuş ve de güçlenmiş olan kültürlere değinelim. Toplumların kültürleri birbirinden ayırdıkça eski kültürlerin ana normlarını değiştirmeden zaman içinde irili ufaklı değişime uğrarlar. Bu değişikliklere göçler, inançlar veya diğer kültürlerle barış ve savaşlar oldukça etki eder. Bu noktada diğer kültürlerle olan iletişimleri halinde giderek olumlu gördükleri ihtiyaçları doğrultusundaki noktalarda değişikliğe gitmeye ihtiyaç duyarlar. Asimilasyonlarda ise bir kültürün başka bir kültürü baskılaması ve işgal etmesi söz konusudur. Burada zorlama ve bunun içinde ekonomik veya askeri güç kullanma söz konusu olur. Bunun sebepleri de aynı zamanda ekonomi ve kültürlerin sahip olduğu kaynaklardır. Bu kaynaklar hazineden iş gücüne, yeraltı kaynaklarından insani kaynaklara kadar değişiklik gösterebilir. Ama en kanlı asimilasyonlar inançların çatışmaları sonucunda olur. Özellikle Orta Çağ'da İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte dünyada kültürler inançlarına göre gruplaşmaya başlamış ve en güçlü kültürlerin birbirleriyle olan mücadelesi ardındaki milliyet toplumlarının ya da bireysel özgürlüklerin asimilasyonlarına sebep olmuştur. Bu inanç kültürleri arasındaki mücadele, aynı inanca sahip ama başka kültürel normlara uyan toplulukların kaliteli farklılıklarını yitirmesine sebebiyet verecektir. Türklerin İslamiyet'e yüzyıllar içinde geçerken zamanla kendi kültürünü kaybedip Arap kültürünü kabullenmesi buna güzel bir örnek. Roma İmparatorluğu'nun getirdiği Hristiyanlığın Avrupa'daki çoğu kültürü asimile edip ardından mutlak kilise egemenliğiyle Avrupa'yı karanlık çağda bir din imparatorluğuyla yönetmeye çalışması da. Sanayi döneminin öncesi ve sonrasına yakın tarihlerde kültürler arası çatışma ise ham madde ve iş gücü gibi kaynakların ihtiyacıyla belirlenmiş. Sömürge devleti anlayışı daha da güçlenmiş ve sonucunda dil kültürü başta olmak üzere
inanç kültürü de bu ekonomik çatışmanın içinde eriyip kaybolmuştur. Sanayi devrimine kadar üretimin etkili olmadığı, daha çok savaşta toprak kazanma, işgal ve vergicilik anlayışıyla kasalarını doldurmaya çalışan devletler, daha sonra sanayi devriminde işgal ettikleri sömürgelerinin kaymağını yemişler. Bu dönemin liderlik bayrağını dalgalandıran, Birleşik Krallığı'nın güneş batmayan topraklarında yaşayan irili ufaklı birçok kültür bulunmaktaydı. Bugün hala da İngiliz kraliyet sömürgelerinde yaşanmış olanlar hakkında davalar mevcut. Asimile ya da köle olmak istemeyenleri yok etmiş bir iktidarlıktan bahsediyoruz. Bayrağı modern çağın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda devralan Amerika ise bir devlet kültüründen çok şirket kültürüyle yönetilmektedir. Amerika'nın içindeki büyük nüfuslu şirketler her türlü hileyle politikaya bulaştıklarında rüşvet ve tehditlerle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket yönetimine çevirmiş, ekonomik anlamda da kendi toplumunu kendi işlerinde asimile etmeyi ve global bir modern külfet kültürü yaratma çerçevesinde ilerlemişler. Her şekilde bu yeni yüzyılın kültür liderleri de dünyayı yöneten büyük şirketlerin ortaklarıdır. Seçilmek için girdikleri bu çemberde her lider kendi toplumunun kültürünü bu şirketlerin amaçları doğrultusunda asimile etmektedir. Kimileri inançlara hükmetmeye çalışırken, kimileri otorite seçimini revize ederek mutlak yönetim kurduğu gibi bu şirketlerle ilişkilerine de devam etmektedir. Aslında her toplumun şu anda kendi kültürü diye bildiği şey bu global kültürün ona dayattığı görevlerdir. Kimilerine iş gücü olarak kölelik, kimilerine ise bağlı olduğu toprakların ham maddelerinin sömürülmesi sırasında inansal baskılarla cahillik düşmekte. Geriye kalan zengin toplulukların ise gözüne her nesilde yeniden geliştirilen toplumsal problemlerden perdeler çekilmekte ve onları bitmek bilmeyen bir döngünün içinde hapsetmektedir. Üzgünüm, insanoğlunun kültürel asimilasyonla başa çıkması pek mümkün değil ve masumiyet ölmüş durumda. Örf olsun, adet olsun, inanç olsun, artık hepsi bu global şirket kültürüne hizmet ediyor. Siz olun, kimsenin sizin inançlarınızı yönetmesine izin vermeyin. Burada en büyük rehberiniz içinizdeki ses olsun. Bir başka videoda görüşebilmek dileğiyle esenle kalın.